Şimdi biraz evvel izlettik ya Semih Turan. O açıdan da merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 defa zaten son seçimi olmuş. Biz tanık olmuşuz. Şimdi bir kez daha aynı koz kullanılıyor. Baktığımızda şu mevcut durumu, bütün mevcut durumu, bütün tabloyu okursak, ekonomi dahil buna, siyaset dahil, kaybedilmiş seçimler dahil, hepsini üst üste koyduğumuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son seçimim demesi halkta bir karşılık bulur mu? Vicdan yapar mı yani? Halkın bir bölümünde yapar. Net sordun sayısını. Anadolu'da yapar. Bir bölümünde yapar. Hani bu çok net. Çünkü hep şöyle bir yargıyla yola çıkıyoruz. Ya bu iş yapmaz, bunu yemezler falan diye bir söylem var. Böyle değil. Hani bu aslında hani hiçbir şey tesadüf değil. Yani Erdoğan politikalarının veya bu bahsettiğimiz çıkışların hiçbirinin ben tesadüfi olmadığını, spontan gelişmediğini düşünüyorum. Tamamen ölçüme dayalı. Ve pragmatist politikaların bir sonucu. Neden ölçüme dayalı diye düşünüyorum. Demin işte İstanbul seçimleri veya genel seçimler açıklandığında ne diye biz duyduk? İşte genel tema deprem olacak. Tabii. Yani kentsel dönüşüm, o bina stoklarının eritilmesi. Yine bir korku unsuru. Kentin bekası. Kentin bekası aslında. Elbette. Evet. Ve bundan dolayı da aday profili de ona da göre çıkartıldı. İşte Murat Kurum ne dendi? İşte TOKİ geçmişiyle, Şehircilik Bakanlığı geçmişiyle. Ama o sözünü ettiğimiz bir bagaj bu. O bagajdan güzel şeyler çıkacağını umdular ama o bagaj açıldığında TOKİ mağdurları da çıktı bir taraftan. Bir taraftan Şehircilik Bakanlığı sırasındaki imar affı çıktı. Deprem çıktı. Sonra ÇED raporları çıktı. İliç cinayetinde madenlerle ilgili verilen izinler bunlar çıktı, bunlar konuşuldu. Demin söylendiği gibi hani bu aday bu aday değil. Bu işlemedi. Hemen peşine işte yaşam biçimleriyle bir tartışma yürütülmeye başlandı. O da nedir? İşte şeriat konuşuldu, laiklik konuşuldu, bu köpürtüldü. Yapay bir gündem yaratılmaya çalıştı. Bu da olmadı. Sonra işte bu sefer farklı bir beka problemi. İşte Kandil, terör, dem ilişkisi bunlar dillendirildi ama şunu da gördüler. Hani 2019 seçimlerinde de görüldü bu. Bu söylem yerel seçimlerde genel seçimler kadar etkili olmuyor. Yani İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde daha farklı parametreler öne çıkıyor. Sonra hemen Murat Kurum'un açıklamalarından ve diğer siyasilerin açıklamalarından Gazze. Yani işte Filistin ve Gazze problemi ortaya çıkarılmaya başlandı, söylenmeye başlandı. O da ters tepti. Yani iktidarda orada onunla da karşılarına şu çıktı. Siz mevcut iktidarsınız. İsrail'le ticaret devam ediyor. Evet. İlişkiler devam ediyor. Bu ne demek diye. Aslında bütün tuşlara basma anlamında ölçüldükçe bunların geçer akça olmadığını görünce en son işte tiyatro oyunlarında başrol oyuncusu oyunun sonuna doğru tirat yapar. Hani Sayın Erdoğan'ın yaptığı da bu aslında. Hani bir başrol oyuncusu olarak son tiradını yapmış görünüyor. Bunu nereden, neden böyle bir yani şey? Bir deneme, şimdi? Bir yanılmayla mı ilerliyorlar? Bakın, ölçmeyle. Yani gündeme yani bir şey, konu gündeme getiriliyor. Evet. Ve oy oranlarına bakılıyor, sonrasında tabii devam mı ediliyor? Ve bunu neden yaptılar? Diğerlerini konuşmuştuk işte. Hem Sayın Bakanımız hem diğer konuklar anlattı. Bunu yapmaların nedeni de oy kaybında. Yani çünkü 2015 Kasım'ından beri oy kaybediyor AK Parti. Yani %50 olan oyu 35'lere kadar düştü. MHP ile birlikte %65'ti 2015 Kasım'ında oyları. Yani o Cumhur İttifakı, sonradan kurulan ittifakın. Şu anda o oy da 45'e düştü. Yani 20 puanda o ittifak oyunda bir düşüş var. Ama şurada görüyorlar ki şu anda da düşüş devam ediyor. Bu nereye gidiyor bu oylar? Ya iki tane refleksi var AK Parti seçmeninin. Ya sandığa gitmeyeceğim diye oy vermeyi düşünmeyenler anlamında. Bir veren bir oranı ne? Onun büyük mü? Bir ölçüm yaptınız mı? Oranı ne? Çok önemli. Evet, yani şöyle genel seçim olduğu için bölge bölge farklılaşıyor. Tabii. Örneğin İstanbul'da AK Parti'ye oy verip de bu seçimde Sayın İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen de var. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi'ne kayan, o havuza kayan bir oy miktarı da var. Şimdi bunlar da ölçülüyor ve hedef de bugüne kadar, çünkü AK Parti bu bahsettiğimiz oyların dışında Türkiye seçmeninin %75'ine yakının bir şekilde oy vermiş AK Parti'ye. Ya bugüne kadar. O dönüşme, o 10-11 seçimde. 10-11 seçimde. Ve sonuç itibariyle de bir biliyorsunuz bir oy vermeye başladım. Aynı şey diğer siyasi partiler. Eli alışmış. Eli alışmış. Ve o seçmeni kaçtığını, o havuzdan kaçtığını ve gidecek yeni bir adres olduğunun farkındalar.
ve gitmesinler diye işte o başrol oyuncusunun son tiradı sergileniyor. Aslında gitmesinler diye çok da bir şey yapılmadı. Birazdan konuşacağız ama yeniden Refah Partisi düşünülmedi işte. Siz oy kaybısı evet. var diyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçta bir iki ilçe vermeyi bile vermedi bile. Onun başka yani. Gerekçeleri var. Tabii bunu birazdan konuşacağız değil mi? Tabii konuşacağız. Yani, bu da çok önemli. Yeniden Refah Partisi ile ilgili evet analizlerimiz var bizim. Onun seçmeni ne düşünüyor, nasıl düşünüyor, neden Yeniden Refah Partisi'ne oy veriyor. Onu geniş geniş konuşuruz ama sonuç itibariyle oraya kaçacak olan bir seçmen kitlesi var. Tabii. O seçmen kitlesinin oranı da çok önemli. Bütün bunlar için yani hem sandığa gitmeden çünkü genel seçimlerde AK Parti genelde genel seçimlere göre daha yüksek oy alıyor. Bu son seçimim o gidecek olan YLP'ye gidecek olan seçmeni etkilemiyor o zaman gideceklerse. Bir kısmını etkiliyor. Bir kısmını etkiliyor. Özellikle Anadolu kentlerindeki bir kısım seçmeni etkileyebilir. Ama öyle birebir ki bu verilen örneklerle o bir miktar da siz karşı argümanları da geliştirmeniz gerekiyor. Ya neden böyle oluyor? Türkiye'nin sistemde ciddi bir sistem problemi var. Altılı Masa'nın 14 Mayıs öncesi yaptığı en iyi şey aslında sistem tartışmasıydı. Nedeni de şu, öyle bir garip durumdayız ki şu anda bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin siyasi ya da biyolojik ömrüne göre bir sistemi bekliyoruz. Tabii tabii. Yani böyle... Yani ne kadar daha nasıl hafifletebilirdiniz gerçekten bu konuyu, Türk siyasetindeki bu konuyu daha evet. nasıl nazikçe söyleyebilirdiniz bilmiyorum ama biz de bunun için Kemal Sunal koltuk filmi yaptı hatırlayacaksınız evet. yani maalesef. Evet yani öyle bir sistem problemi var ki yani bir isme dayalı elbette bu hani hep örnek veriyoruz bu pragmatist politikalar yani AK Parti ve türevleri çok ciddi bir şekilde makyavelist politikaların artık kralını yapıyor. Herhalde 1500'lü yıllarda yaşayan Machiavelli Prens adlı kitabını bu dönem yazsaydı kral diye yazardı. Çünkü o kadar böyle pragmatik, o kadar amaca giden her yol mübahtır anlayışıyla politikalar yapılıyor ki 14 Mayıs öncesinde bunu montaj videolarla, işte dezenformasyonlarla, sonra İstanbul seçimlerinde de görüyoruz benzer şeyleri ve işte Balıkesir seçimlerinde gerçekleşen bir Ahmet Akın ismiyle birinin çıkarılmış olması. Evet yani bunların hepsi devam edecek gibi görünüyor ama bu demin örnekler verildi. Bugün bir miktar sağ partilerde aslında lider partisi diye kodlarız sağ partileri. İdeolojik partiler ayrıdır. Örneğin Türkiye'de bunu tanımladığımızda AK Parti'yi lider partisi, CHP'yi. Evet CHP'yi. İdeoloji partisi çünkü CHP'ye bakın son geçmişini hani Erdal İnönü'nden beri CHP, SHP'den işte Erdal İnönü sonra Deniz Baykal hep çok karşı karşıya gelmişlerdir. Sonra Murat Karayalçın, Aydın Güven Gürkan, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce, en son Özgür Özel. Yani genel başkanlıkta bile çok ciddi çekişmeler olmuştur. Ama AK Parti'de bırakın üçüncü, dördüncü adamı, ikinci adam bile yok. Putin'e örnek veriliyor. Bugüne kadar hep biz Putin'i, ikinci adamı kim derdik? Medyedev. Yani bence artık o da yok. Yani Medyedev diye herhangi bir siyasi figür de yok Rusya'da. Bir miktar otoriter ve popülist liderliğin gittiği yerdeyiz. Ama Putin'le kıyaslamayalım. Putin'e muhalif olan herkes bir hayatını kaybediyor. Putin'le kıyaslamayalım aman. Biz yok, yine daha demokratiyiz. Biz daha demokratiyiz. Böyle tabii, kalalım yani. Yani kıyaslama boyutunda değil ama sonuçta hani ikinci adam, üçüncü adam bir miktar AK Parti'nin yaşadığı problemin de yerel seçim boyutunda bu olduğunu düşünüyorum. Neden her yerde aday Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü alttan siyasi aktör çıkmıyor. Yani çıkmaz da çünkü lider partisi değil artık AK Parti. Sadece lider partisi değil de popülist otoriter bir yönetim evet. ve yönetici. Evet. Onu bunlar ikinci adamı yaratmazlar. İşte bakanları tanımıyoruz mesela. Evet. Bakanları kimse tanımıyor. Tabii bir önceki gibi değil. Şu an çok gerideler. Çünkü kurul halinde de teselsül halinde de sorumlu değiller. Bakanlar kurulu da yok. O kabine artık. Yani. Aynen. Ya bir level üstte evet. çıktı. Tek adam. Evet. Ama aslında yani. Getirilme amacı kabinenin değişme amacı o değil miydi? Tabii ki. Tanımıyoruz yani. Bakanları yani herkes biraz tabii. Erdoğan gibi manşet olmaya başladığı için tabii. sanki bir tık geri çekildi. Sorumlulukları neredeyse yok yani. Tabii tabii öyle. Yani en çok manşet olanlar tabii, işte tabii. Biliyorsunuz en son Süleyman Soylu'ydu. Dışişleri Bakanı yani, Mevlüt Çavuşoğlu hiçbiri görevinde değil. Şu an ben sadece milletvekili olarak devam ediyorum. Yeniden Refah Partisi'ni de konuşurken yine söyleriz ama ya bugüne kadar kendisi, kendi kulvarında kendisine rakip olanı hep yutan bir parti pozisyonundaydı AK Parti. İşte Has Parti'yi biliyorsunuz. Numan Kurtuluş aldı. İçine aldı. Süleyman Soylu'yu işte Demokrat Parti evet. o şekilde içine aldı. Evet İstanbul seçimleri veya Türkiye'deki yerel seçimler 2018 seçimlerinde de anımsarsak çok daha başarılı bir sonuçla çıkmıştı Erdoğan. 20 puanlık farkla yaklaşık ve ilk turda seçimi alarak çıkmıştı ve
o dönemde yine MHP ile birlikte ciddi bir oyları vardı. Ama 2019'da muhalefetin çok önemli bir başarısı oldu. 11 tane Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak. Bu çok önemliydi. Bunun önemi de şu. Bu seçimler ondan dolayı da çok önem addediyor. 2019 seçimlerinde yaşanan bu başarı, yakalanan bu başarı 2023'te muhalefet seçmeninde ve toplumda iktidar değişebilir perspektifi yarattı. O psikoloji seçimlere giderken de çok etkiliydi. Tabii ki 2023 seçimlerini çok konuştuk. Hani ben hala şu iddiadayım. 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazandığı değil, muhalefetin kaybettiği bir seçimdir. Yani bunu hep söylüyoruz. CHP boyutunda söylemiyorum. Bütün muhalefetten bahsediyorum. Nedeni de şu, bu çok net görünen bir şeydi. Hala da bakın biz araştırmalarda şunu görüyoruz. İnsanlara sorduğumuzda hala değişim istiyor insanlar. Yani değişimi istiyorlar. Çünkü neden istiyorlar? Çok doğal. Ekonomik anlamda çok büyük problemler yaşıyorlar. O travma geçti mi muhalif seçmende? Çünkü birçoğu sandığa gitmeyeceğim demişti en son. Bu seçimde bile az önce dediniz ya. Tabii. Muhalefet kaybetti aslında tabii. Bu seçimde. Ama böyle bir problem hala var. Yani ilk başta Mayıs seçimlerinin hemen peşinde olduğu kadar olmasa da hala seçmeni sandığa götürmek, o evet. Motivasyonu sağlamak anlamında bir problem hala devam ediyor. Ama bu iktidar seçmeninde de mevcut bir şey var. Çünkü hani ne konuşuyoruz? Emeklilerden bahsediyoruz. Tabii ekonomi. Yani nedir? Emekliler işte sorun yaşıyor ama emekliler aslında AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı segmentlerden biri. Gençlerde nispeten yine az oy alıyordu. Şimdi de az oy alıyor. Ama şimdi o anlamda oy aldığı, oy deposu diye baktığı yerlerde de ciddi tepki var. Çünkü AK Partili emekli de, Cumhuriyet Halk Partili emekli de 10 bin lira maaşla geçiniyor. Ve demin sözünü ettiğimiz birçok işte yerel seçime ilişkin kampanya kodu belirlediler. Bunları sahaya sürdüler ama bunun işlememesinden nedenlerinden biri de şu. Bu sözünü ettiğimiz o ekonomik nedenlerle yükselen çığlık, çarşıdan, pazardan, marketten, insanların hanelerinin içinden o kadar yüksek ki o çığlık sizin o bütün sloganlarınızı bastırıyor. Gerçekten de bu görünüyor. Ve şu da var, genel seçimlerde oyu yüksek olan Cumhur İttifakı neden düşüyor genel seçimlerde? Metropollerde özellikle. Nedeni de şu, o kadar çok vaat veriyorlar ki. Yani işte nedir, anımsayalım son vaatleri. Doğalgaz çıkacak, işte petrol çıkacak. Tokla ihracat rekorları kıracağız. Enflasyon düşecek. Hayat pahalılığı azalacak. Tabii petrol bulmuştuk her yerde. Tabii. Bundan ötürü de refah düzeyimiz artacak. Ama tam tersi, refah düzeyi her geçen gün düşüyor. Ve Türkiye'de birlikte yaşamak diye bir problem var. Aynı sokakta çok ciddi sosyal ve ekonomik sınıftan insanlar o yaşamı paylaşıyorlar. Yani açlıkla yüz yüze olan insanlar da var. Bir anlamda varsın insanlar onu da var. Onu birazdan konuşacağız tabii ki ama her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan yine geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili TÜİK verilerinden sonra şu açıklamayı yapmış olsa da dünyada savaş var, bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor demiş olsa da artık bu seçmende bir karşılık bulur mu? Bizim enflasyon verisinden sonra bir baktık 19 tane ülkenin yıllık enflasyon verisini topladığınızda biz hala Avrupa'nın üstte çıkıyoruz. Elbette. Ve içinde Rusya'sı var, Yunanistan'ı var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş var dediği, Amerika'sı var. Var da var hepsinin içinde. Tabii bundan ötürü ne yapıyor? Bu hemen bir sonuçta rakamlar açıklanıyor. Bu duruma kadar nasıl idare edebildi ona bakmak gerekiyor. Yani Erdoğan ve iktidarı neyi idare etti? Yani Erdoğan ve iktidarı yoksulluğu yönetti. Evet. Yani ne açıklıyorlar rakam anlamında? 4.8 milyon yoksul yardımı alan haneden bahsediyorlar. O yoksul yardımı alan hanenin hane halkı büyüklüğü, toplam hane halkı büyüklüğümüzden ortalamadan daha yüksektir. Ve bunu 20... müjde gibi açıklıyor ama sorun bu. Bunu müjde gibi açıklıyor ve alkış alıyor bunun karşılığında. İktidara geldiğimizde 1.4 milyondu tabii. Diyor. Şimdi bu kadarına veriyoruz. Yani sizi yoksullaştırdık tabii. Dediğinde alkışlanıyor. Tabii. İlginç olan bu değil mi aslında? Aslında işte problem o. %37.8 arttırdık diyor. Siz %37.8 haneyi daha yoksul yaptınız. Evet. Ama en kötüsü burada şu. O yoksulluk bir süre sonra kültürel kod olarak kabul haline aldı. Yani insanlar... O kanıksandı. Yani ben yoksul doğdum, yoksul yaşayacağım, yoksul öleceğim diyen bir vatandaş kitlesi var. Ve bundan ötürü de bu yoksulluğu ona dayatan, ona kültürel kod gibi, kader gibi dayatan siyasi partiye oy veren bir kitle var. Evet. Ama bunun karşısında da bu insanlara gidip de değişimi istiyorlar ya, bir muhalefetin de olması gerekiyor. Yoksulluk kader değil, depremde yoksul ölür. Doğal felakette yoksul ölür. Şehit yoksuldur. Şehit yoksuldur. Maden cinayetleri olduğunda yoksullar ölür. Ve bunları
Bu kabulün dışına çıkmak gerekiyor. Türkiye'deki işte sol ve sosyal demokrat siyasi partilerin önemli özelliği de o. Bu sizin kaderiniz değil. Buradan çıkma yolu var demek. Bir miktar da bundan sonraki aşamada hani o yoksullaşma dediğimiz şey, o kanıksanan şeyin çözülmesi gerekiyor. Ve hep söylüyorlar bize oy oranlarını açıkladığımızda. İşte Müslüm Bey'le de çok sık konuşuyoruz onları. Ya neden hala AK Parti MHP bu kadar oy alıyor? Çünkü orada bu sözünü ettiğimiz iktidar olmaktan kaynaklı sosyal ve ekonomik avantajlar sağlayan hem siyasi elitler hem de bir seçmen kitlesi var. Evet. O kor seçmen kitlesinin erimesi daha yavaş oluyor. Muhalefetin bir miktar bu anlamda politika bir de muhalefet seçmenini sandığa götürmek, o iç barışı sağlamak, o motivasyonu sağlamak da son 3 haftanın en önemli konusu diye tabii düşünüyorum. Ki. Şimdi muhalefet açısından bu İstanbul seçimleri boyutunda veya Türkiye'deki her yer açısından aslında her bir oy çok önemli. Yani İstanbul seçimlerinde farklı araştırma sonuçları açıklanıyor ama hala öyle çok birini Sayın İmamoğlu'nun önde olduğunu görüyoruz biz de ama seçimi aldı götürdü bitirdi havası da yok. Bunu da söylemek istiyorum. Her bir oy neden önemli? 2019 seçimlerine baktığımızda o önemi görebiliyoruz. 2019 seçimlerinde ilk turda sadece 13 bin oy farkla kazandı Sayın İmamoğlu. Ama orada Saadet Partisi deminden beri söyleniyor. O seçime girdi ve 103 bin oy aldı. 1.2 oy ve 103 bin. Bu İmamoğlu'nun kazanmasında önemli etkenlerden biriydi. Hani bırakın o büyük dilimi, hemen peşine Demokratik Sol Parti 30 bin oy aldı. Bağımsız Türkiye Partisi 27 bin oy aldı. Demokrat Parti 22 bin oy aldı. Vatan Partisi 17 bin oy aldı. Bunları yani Vatan Partisi karşı tarafı desteklemiş olsa demek Vatan Partisi seçmenin tamamını götürmüş olsa demek tabii. Ki Ekrem İmamoğlu kazanıyormuş ilk turda. Yani şöyle, yani bu anlamda sözünü ettiğimiz oy vermemin nedeni o. Yani İstanbul çok önemli. Onun için Yeniden Refah Partisi'nin de veya İYİ Parti'nin de, Zafer Partisi'nin de, DEM Parti'nin de alacağı oylar çok çok önemli. Hatta böyle küçük partilerin de bunu söylemeye çalışıyorum. Yeniden Refah Partisi boyutunda yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nde değil, başkanlığında değil, ilçeler boyutunda da Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy oranları çok daha belirleyici olacak hatta ilçelerde. Tabii. Çok daha belirleyici olacak. Evet. Çünkü geçtim biliyorsunuz bizim yine ölçümlerimiz veya değerlendirmelerimiz ölçüsünde 14 tane ilçesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu 14 ilçesini tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğu görülüyor. Ama bunun üzerine 14 koyar mı? Ekrem İmamoğlu öyle dedi. Biz onu görmüyoruz. Peki. Yani şöyle asıl iddia hani çekişmeli olacak. 14'ün dışında çekişmeli olacak. 6-7 tane ilçe var. Bunları hangi siyasi parti kazansa bizim için sürpriz olmayacak. Yani Üsküdar, işte sayabileceğimiz ilçelerden biri. Sancaktepe, Tuzla, Çekmeköy. Eyüp'ü saymıyoruz. Çekmeköy. Ya farklı yer. Bayrampaşa. Yani Arnavutköy. Ya bu anlamda böyle... Arnavutköy. Tabii Arnavutköy. Aday çok şey... Arnavutköy Yeniden Refah Partisi'nin istediği bir ilçe miydi sanıyorum. Evet. AKP'nin kurduğu bir kale. Evet. Ama o CHP adayı çok iddialı. İlçeydi. Çok iddialı, doğru söylüyor musun? CHP adayı çok iddialı. Ya sonuçta tabii yerel seçimlerde aday çok önemli. Yani bu seçimler bir önceki seçimleri kodlarken işte ittifaklar seçimi diye kodladık. Yani kutuplaştı. Bu seçimde tamamen aday ittifakı seçimi. Yani o kadar ilginç sonuçlar göreceğiz ki bütün Türkiye'de. Yani burada nasıl bu kazandı diyebileceğimiz sonuçlar var. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul boyutunda Türkiye'de de yani özellikle Anadolu güçlü olduğu yerler var. Neresi? Yani örneğin Malatya. Yozgat. Şanlıurfa. Elazığ. Yani Şanlıurfa'da seçimi alabilme potansiyeline sahip. Malatya'da alabilme potansiyelinden bahsetmiyorum ama %10'ların üzerinde bir oyu var. Samsun'da benzer bir oyu var. Çünkü bazı yerlerde Kütahya de var mesela. Bazı yerlerde seçimin kafa kafaya olduğu, işte Giresun, Zonguldak, Kastamonu gibi, yani İstanbul'un ilçelerini saydığımız gibi buralarda da önemli. Tabii genel fotoğrafa baktığımızda 11 tane büyükşehri ne kadarı elinde tutacak diye bakıyoruz ama buna ne kadar ekleyebilir de tartışmak anlamında çok önemli. Mesela Bursa'da hocam. Aynen, tam oraya geliyordum. Çok ya Bursa, Balıkesir, yani Manisa. Denizli. Buralarda zaten Millet İttifakı'nın oyu daha yüksekti. Ve buraları şu anda CHP'nin alma potansiyeli var. Alırsa şaşırılmayacak yerler. Yani bazen bu işte üçlük, beşlik, onluk konuşmaktansa bölge bölge çok önemli hale geliyor. Bazen bir puan çok önemli,
Bazen örneğin bir yerde Samsun örnek verebiliriz. %10 bile alsa çok önemi olmayabiliyor. Yeniden Refah Partisi ne oldu? İşte nasıl bu aşamaya geldi? Biz ilk benzer stüdyolarda seçimlerden bir sene önce, 1,5 sene önce Yeniden Refah Partisi'ni %1-1,5 buluyoruz dediğimizde herkes kızıyordu ya, nasıl olur? Hani aşı karşıtlığı birden dışında. Birden hızlı bir yükselişti. Tabii. Biraz evvel Sayın Andi Can söyledi ya, yani 500 bine çıktı neredeyse. Evet. Seçmen sayısı. Kendileri böyle açıklıyorlar. Üye sayısı. Aşı karşıtlığından seçime ötürü kadar 500 bin hedef koydular. Ama 435 bin evet civarına çıktıklarını, yani 465 bin üyeleşme durumuna gittiler. Olduğunu söylüyor. Çok hızlı. Yani aşı karşıtlığından nasıl buraya kadar gelindi, hatta esprileri 6284 tartışması, ben hala tartışıyorum onu yani. Evet. Yani gerçi yeniden Refahlılar çıldırıp bana saldırıyorlar ama yani kesinlikle ben de devam edeceğim, kusura bakmasın yani kimse. Saadet Partisi'nin o altılı masanın içerisindeki fonksiyonu, İslamcı'ya başarısız kalınca masa, o İslamcı zihniyet tarafından işte CHP işbirlikçiliğine döndü bir anda. Evet, evet tam ben yani, ben o örneği vererek devam edeyim. Elbette 6284 İstanbul Sözleşmesi sokak hayvanlarına bakış. Bu anlamda yani sonuç itibarıyla Millet İttifakı'yla örtüşmeyecek birçok şey var. Hani evet. Politika var. Peki ne oldu da Yeniden Refah Partisi böyle oldu? Saadet Partisi'ni herkes 2023'ten değerlendiriyor ama Saadet Partisi 2018'den beri başarısız. Yani şu anlamda başarısız. Beklenen oy hacmine ulaşamaması diye. Çünkü 2018'de neden Millet İttifakı'nın içindeydi Saadet Partisi? Asıl amaç şuydu. Yani Ahat Bey daha iyi bilir onu. AK Parti'den işte bir oy erozyonu olacak ve oranın gideceği adres olsun diye Saadet Partisi oradaydı. Ama olmadı. Yani o dönemde yanılmıyorsam 1,5 puan civarında kaldı. Sayın Karamoğlu'nda 60'a çıkacağını söylüyordu Sayın Karamoğlu'nu, hiç unutmuyorum. Biz bir röportaj yapmıştık o dönem. Emin misiniz dedim, 0,5 görünüyor Sayın Karamoğlu'nu oyunuz dedim o dönem. Ama %100 oyunu arttıran tek parti Saadet Partisi'ydi. Onu atlamayalım. Evet. Yani hatta o dönem ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir sunum yaparken onu aktarmıştım. Hani ilk seçimlerde, 2018 seçimlerinde neden Millet İttifakı ilk turda kaybediyor? Saadet Partisi'nin o beklenen oyları alamadığını, o ittifak çatısı altında bir problem olduğunu da dile getirmiştik. Konuşulmuştu bu da. Ama tabii ki ne oldu? Biraz da hani bazı siyasi partilerin çok donanımlı olması, çok ilkeli siyaset yapması, bir takım şeyleri doğru yapması yetmiyor. Hani bizim sol terminoloji dediğim Nazif Bey'e, yani objektif koşullarla subjektif koşulların birleşmesi gerekiyor. Yani konjonktürün de uyması gerekiyor. Yani anımsarsınız 1990'da işte Refah Partisi'nin yükselişi zamanı, aslında bugünlere çok anımsatan örnekler var. Dağınık muhalefet. Dağınık muhalefet. Onun 94 dışında, ruhu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı ruhu tam olarak oydu zaten. Merkez sağdaki kavga. Kavga. Tabii. Bunun dışında ekonomik kriz, faiz ve yine Filistin. O dönemde Filistin problemi çok önemli bir ayrışmaya yol açmıştı. Bundan ötürü 94 ruhu diye bu arada arkadaşlar bir görüntü var. Onu da bir kere daha verelim ekrana. İki ayrı fotoğraf varsa tam olarak şu fotoğraf paylaşılıyor. Evet. Bu ara aynı şekilde. Fakat çok zeki diye bir Tam değil da, mi? tam da ben o örneği verecektim, kamyon örneğini. Kamyon örneğini, buyurun. Doğru. Şimdi aslında çok benzerlikler gösteriyor. Yani Saadet Partisi'nin o beklenen gelişmeyi gösterememesinin birkaç nedeni var. Birinci nedeni, demin Nazif abinin de dediği gibi, yani o sonuç itibariyle Millet İttifakı içerisinde CHP'nin de olduğu bir yere, işte muhafazakar ve mütedeyyin siyasal İslam'a veya milli görüş doktrinine inanmış insanlar gidip oy vermiyor. Ya bir şekilde kendini oraya ait hissetmiyor. Bir avantaj da şu Yeniden Refah Partisi'nin ahlaki tutum anlamında, parantez içinde söylüyorum ben bunu, daha avantajlı durumdadılar. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinde CHP'nin adayını desteklemediler. Evet. Yani o anlamda seçmenin gidip de oy verme anlamında daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partisi'nin demin sevgili bakanımız açıkladı, üye sayısı artıyor, seçmen sayısı artıyor, gruplar artıyor. Ama bunun dışında siyasi aktörlere bakın. İşte Urfa'da Kasım Gülpınar ismini veriyoruz. Evet. İşte Suat Kılıç ismini veriyoruz. Doğan Yaldan çok önemli bir siyasi aktör olmaya başladı. Bunun dışında Bursa adayları. Kocaeli adayı. Kocaeli, Doğan Aydal. Kocaeli Doğan Aydal. Şimdi tabii ki ne yaptı Yeniden Refah Partisi? İki tane il, büyükşehir, il demeyelim ona, Kocaeli, Sakarya, hatta Malatya'nın falan da konuşulduğunu duymuştuk. Ama ve Kocaeli, 35 Sakarya tane ilçe istemişti.
elbette AK Parti bunu vermesi halinde ciddi bir zayıflık göstergesi olacaktı. Çünkü %10 alan MHP'ye, uzun yıllardır ittifakta olduğu MHP'ye verdiğinden daha fazlasını istedi Yeniden Refah Partisi. Buna bundan dolayı da evet demedi. Bundan sonra ne olur, hani nasıl gelişir diye baktığımızda bu, seçmenlere bakıyoruz. Ya yani neden Yeniden Refah Partisi'ni seçiyorlar diye. O kitle özellikle gençler. Yani biliyorsunuz jenerasyon değişiyor, nesil değişiyor ve gençler arasında da mütedeyyin ve muhafazakar bir genç grup var. Genç seçmen var. Bir önceki seçim hedef Z kuşağıydı zaten. Tuhaf tabii, tuhaf şarkılar, raplerle birlikte ortaya çıkmıştı siyasetçiler. Ve şimdi bakın Yeniden Refah Partisi'nin kampanyalarına, yani sokakta 150-200'er kişilik gruplarla dolaşıyorlar. Bir dönem Refah Partisi'nin ilk iktidara geldiğinde yaptığı gibi yapıyor. Yok, ev toplantıları, ev tabii, toplantıları. Ev toplantıları. Gençler için mi diyoruz? Hayır, özellikle Yeniden Refah Partisi'nin kampanyasının yöntemi. En önemli şeylerinden biri ama o. Ev cemaat toplantısı kültürü olan herkesin zaten sanıyorum benzer. Birebir temas. Bu gençler, hani gençler neden Yeniden Refah Partisi'ne gidiyorlar? Çünkü hani bakıyorlar karşıdaki AK Parti'ye, işte kendi tanımlamalarıyla batıl, batıcı, neoliberal politikalar. Milli i̇şte, değil. Milli değil, Gazze konusundaki evet, tutum. Yani bunun dışında Sisi'yle en son herkes şey diyor, hani Sisi'yle o kadar laf edildi ama gitti sonra Kırmızı Halı'yla karşılandı diye, bu kitle buna da tepkili. Ve bugüne kadar aslında o kitlenin gidebileceği bir adres yoktu. Bir de şunu da söylemem gerekiyor, o seçmen profili anlamında biz beyaz yakalılar diye bir tabirimiz vardır. O beyaz yakalılar hep ne deriz, eğitimli, daha çok işte seküler yaşam biçimini savunan, modern yaşam biçimini savunan, oy tercihi anlamında CHP ya da CHP dışında sol sosyalist partilere yönelmeye eğilimli kitlediriz. Ama bu değişimle beraber o beyaz yakalılarda da mütedeyyin ve muhafazakar bir seçmen kitlesi oluştu. Onlar da AK Parti'nin bu politikalarına muhalifler, gidecek bir adres buldular. O oranla geldiğimizde ne olur? Hani evet, biz bir genel seçim olsaydı kesinlikle Yeniden Refah Partisi'nin en az %6'lar 7'ler civarında oy alacağını öngörebiliyorduk. İstanbul için de bu geçerli. Ama yerel seçimlerde sonuçta kazanana doğru evrildi. Yeniden Refah Partisi'nin seçmeni de müstesna değil bundan. Biz nasıl DEM Partisi seçmenini konuşurken ne diyoruz? Hani tamam, DEM Partili olmakla beraber en azından stratejik oy kullanmak, verdiğim oy maksimum fayda getirsin diye, başka bir adayın kazanmaması için diğer adaya oy veren seçmen olacağı gibi, Yeniden Refah Partisi'nde de böyle bir seçmen kitlesi olacaktır. Yani İstanbul'da o potansiyel %5-6'ya ulaşamasa bile son seçimde aldığı o %2.8 Türkiye ve İstanbul'da 3.2 aldı. Ben Yeniden Refah Partisi için çıtanın o %3 olduğunu, aynen, düşünüyorum. Altına düşmeyecektir. Yani o %3'ü yakalamak, çünkü bir şekilde aslında onlar da bir var olma savaşına girdiler. Yani evet, Yeniden Refah Partisi. Çünkü çok ağır yüklenmeler var. İşte demin bahsedildi. Her türlü işte FETÖ'cülükten Adnan Oktarcılığa kadar bunu devam da edecek gibi görünüyor. Ama bu yüklenmeler, bir de şöyle bir şey var, şunu da söyleyeyim, tamamlayayım. Şimdi biliyorsunuz 2019'da ittifaklar halinde seçime girildi ve o dönem CHP'nin yanında olan İYİ Parti'nin o dönem için %10 civarında oyu var. HDP aday çıkartmayarak bu desteği sundu. %10'da orada var, %20. Diğer partilerle beraber %25'e yakın 2019 ittifakından bir kayıp var. Yani İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da, İzmir'de de. En çok yani serzenişte bulunan, biz mağduruz demesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi iken 2019'da Yeniden Refah Partisi yoktu bile. Ama 2023'te %3 oy oranıyla ittifakın içinde olan bir parti ittifakın dışına çıktı diye AK Parti dünyayı yıkıyor. Ya bu da şunu gösteriyor, ne kadar zorda olduklarını gösteriyor. Hocam, ya bir bu soru, seçimlerde, bir soru sorabilir miyim? Bu İstanbul açısından çok belirleyici olacak. Müsaade eder misiniz? Tabii. Bu Zafer Partisi'nin adayı, yani oradaki oy artışı daha çok AKP'den mi, yani MHP bağlamında düşünürsek, Cumhur İttifakı'ndan mı, yoksa bu taraftan mı oluyor? Öyle şimdi bir çalışmanız var mı? Şöyle çünkü var. Onun da ciddi oy alma ihtimali var. Şöyle, şimdi tabii o baz hani düşük bir baz olduğu için, evet, çok net analizler yapamıyoruz o konuda. Ama şunu görüyoruz, Azmi Karamahmutoğlu iddialı bir aday, evet, ve milliyetçi seçmen de özellikle daha eski diyelim, gençler çok fazla yeni tanımaya başladılar. Bir kült isimlerden biri.
Yani milliyetçi seçmen için. Ve ondan dolayı bir çekim merkezi. O da eğer genel seçim olsaydı eminim çok daha, Zafer Partisi anlamında söylüyorum, çok daha fazla oy alacaktı ama orada şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı yeklesak değil. MHP seçmeninin, hatta AK Parti seçmeninin bile AK Partili adaya değil de İmamoğlu'na oy verecek bir grup seçmeni var. Yani belli bir oranda. Ama MHP seçmeni de bu daha büyük. %14 yani MHP, bulunmuş AKP'de. Tabii. MHP'de bizim ölçümlerimizde evet, hemen hemen MHP seçmeninin yarısına yakını. Evet. Gerçi o baz anlamında son seçimde 6.14 nokta... kim için bulunmuş? AKP seçmeni olup %14. Da İmamoğlu'na oy verecek. Hmm. Seçmen sayısı. Bu, evet, yani bir bölüm var. MHP seçmeninde de bu söz konusu. Evet. MHP seçmeninde daha çok, onu da söyleyeyim. Ama MHP seçmeninden Azmi Karamahmutoğlu'na oy veren seçmen var. İyi Parti seçmeninden de var. Yani milliyetçi anlamdaki tabandan var ama bu oranlar hani bizim ölçümlerimizde 2-2,5 puan. Çok büyük baz olmadığı için çok net analizler yapmaya ama bir puan değil. Bile ama yani bir puan bile çok önemli. Konda'nın bugün yayınladığı şeyde AKP'den İmamoğlu'na verilecek oy 6 civarında, %6. Şeyden 14, MHP'den 14, İyi Parti'den 44 evet, gibi bir rakam verilmiş. Şimdi şöyle, 30 küsur galiba. 30 küsur evet. Ya demin elbette demin araştırma sonuçları, elbette başka bir araştırma şirketinin sonuçları. Onun ya tabii ki. Çok yorum yapmıyorum o konuda ama bizim ölçümlerimizde de bu oranlar var. Ama burada bazılar düşük olduğunda çok net bir şey söylemek... Hata payı içinde oluyor. Tabii yani ki. Ama şu çok net görünüyor. Yani İmamoğlu biliyorsunuz sonuç itibariyle son seçimlerde CHP İstanbul'da %26-27 oy aldı. Yani siz %45'e ulaşmak için mecbursunuz. Yani siz DEM Parti seçmeninden de, MHP seçmeninden de, İYİ Parti seçmeninden de oy almak durumundasınız. Zaten anketlerde %41-42 civarında görünüyor. Demek tabii ki en az 14-15 puan en az. Yani parti, diğer partilerden oy alıyor. Elbette. Oradan bu sonuç çıkar. Örneğin geçtiğimiz seçimler ittifak olduğunda da herkes şey sanıyor. Ya iki parti ittifak oldu, bütün seçmenler gidiyor oy veriyor. Hayır. 2019'daki ölçümlerimizde de İYİ Parti seçmeninin 80 ila 85 arası İmamoğlu'na oy veriyordu. %15-20'si Binali Yıldırım'a oy veriyordu. Ya bütün bu siyasi partilerde bu geçişlerin olması çok doğal. Geçmişte CHP'ye oy verip de bu seçimde İmamoğlu'na oy vermeyecek bir seçmen grubu da var. Ya şöyle aslında hani hep şu söyleniyor. Hani tencere iktidar götürür götürmez tabii ekonomik ama biz veriyle konuşuyoruz. Ve veriyle konuştuğumuz zaman mevcut ekonomik politikaların iktidara oy kaybettirdiği çok açık. Hani bu muhalefetin değişmesi, iktidara gelmesi anlamında bir sonuç çıkartmayabilir ama sonuçta oy kaybettiriyor. Demin Sayın Bakanımız söyledi, hani bu bir siyasi tercihtir. Bu yoksul yardımları veya yoksulluğu yönetmek diye. Elbette sosyal devlette dayanışma anlamında o sosyal yardımlar da önemli bir şeydir. Ama bunu bir kurumsal hale getirip de bunu her sene arttırırsan, yoksulluğu çözmeden devam ettirirsen bu siyasi tercih. İşte bizi nereye götürüyor? 1660'lı yıllarda ilk bu yoksul yardımları feodal beyler tarafından kilise aracılığıyla yoksullara para dağıtılarak ve o dağıtılan para da sadece karnını doyuracak kadar. Yani niye bu? Bu da bir tercihtir. 1660'lardan bir adım ileri gidememişiz. Ama tabii yani sonuç itibariyle... Birkaç sene önce Avrupa Birliği'nin çok güzel bir raporu vardı. Birkaç kere okumak zorunda kaldım. Acaba doğru mu yazmışlar? Bizde de sürü alayı vardı. Hani, aşağıya zaten veriyorum. Zaten gibi bir şey reklam olmasın da hani bir espri mi vardı? O bayağı ciddi bir rapordu. Türkiye geriye doğru büyük bir sıçrama gerçekleştirdi yazıyor. Doğru. Yani bundan belki 1660... Doğru bir tanımlama. Evet. 1660 ironik olduğu anlamda ama sonuçta o feodalite devam etsin. Hayır, İnsanlar... o zaman da sadece açları doyurmak için tabii olan miktar dedin. Ben de aynı şey için söylüyorum. Evet, evet. Ya bugün de böyle. Evet, aynen. Açlık sınırının altı. Sonuçta da yani mevcut yapıya herhangi bir direniş olmasın, herhangi bir şekilde değişim olmasın ve insanlar karınları doysun ve yeterli bir... Bunu özellikle kilise aracılığıyla yapıyorlardı. Buradaki siyasi tercihte de bir parantez açmak lazım. Emekli şimdi konusu konuşuyor. Cemaatlerde aynısı oluyor işte. Evet, onun için kiliseyi yokladım. Evet. Bugün biraz naif belirtiyorum bazı şeyleri. Evet, bu akşam Ramazan'ın manevi iklimine girmiş gibi görüyorum sizi. Evet, solculardan bu tarafa dönüş var. Yok, o mümkün değil. Emekliler boyutunda baktığımızda, şimdi emekliler biz geçenlerde Profesör Aziz Çelik bazı rakamlar verdi. Onları da not aldım, onu aktarmak isterim. Yani Avrupa'da gayri safi milli hasılanın emekliler %11 ila 12'si arasında alıyor. Bizim Türkiye'de şu anda oran %2,5 ve 16 milyon
emekli varken 2,5 ve zamanında 12 milyon emekli varken %5'ini veriyormuş bu devlet emeklilere. Yani bu oran... Zamanında derken tarih olarak... 2013. 2013'te. Tabii. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani şey i̇şte deniyor o, ya... Benim söylediğim bilinçli bir şekilde yasalarla... Tabii. Emekli kademe kademe şeyini düşürdüler. Elbette. Şunu, onu, bu, onu kanıtlıyor. Tabii bunu şu örnekin, Aziz Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Yani o çok güzel bir örnek oldu. Hani deniyor ya, ya biz emekliye verirsek memura ödeyecek maaş yok. Sağlığa, eğitime ayıracak para yok. Tamamen bir aldatmaca. Ya bu çok net, bu rakamlarla görülüyor ki Türkiye'de siz gayri safi milli hasıladan çok hak ettiğinden çok daha azını veriyorsunuz emekliye. Bunu belirteyim. Bir de emekli sayısı da önemli. Demin dendi hani son 3 hafta emekliye yönelik bir şey denir mi? Doğrusu ben de bekliyorum. Şey havuç diyelim veya bir seçimden sonra şunu yapacağız diyelim. Nedeni de şu, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Ve 2.6 milyonu İstanbul'da yaşıyor. Yani, ama Akbaşoğlu, AKP'li Muhammed Emin Akbaşoğlu ona benzer yuvarlak cümleler kurdu zaten. Yani yazın tekrar bir değerlendirebileceğini söyledi ama bu şu ekonomide etki eder mi? Onu yok, şunu da etmez. Bir de hemen yani acil bir şey denmesi lazım. Çünkü demin ne konuştuk, 30 bin oylardan, 13 bin oylardan bahsettik. İstanbul'da 2.6 milyon emekli yaşıyor. Ve 10 bin lira maaşla yaşayan emeklilerden bahsediyoruz. Bundan ötürü bu çok önemli ama genel anlamda baktığınızda ekonomik iklim nedir ne değildir diye. Bu arada İstanbul üzerinde İmamoğlu bu akşam yaptığı açıklamada önemli bir vaadini daha açıkladı. Sanıyorum yanlış olmasın, 9 bin lira mı 10 bin lira mı ne pazar parası vereceğini söyledi emeklilere. Belediye başkanı olması. Yıllık mı? Yıllık. Yıllık böyle bir, herhalde. Böyle bir ödeme yapacağını söyledi. Tabii aslında bu da var olan ekonomik iklimin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor ki belediye başkanları sürekli hem Ankara'da hem İstanbul'da hem diğer kentlerde aday fark etmeksizin emekliye ne vereceğim diye bakıyor. Biz tabii ki insanlara ya araştırma anlamında, veri anlamında konuştuğumuzda hayatınızdan memnun musunuz dediğimizde %70'in üzerinde, 80'e yakın hayatımdan memnun değilim diyen bir kitle söz konusu. Gençlerde bu oran çok çok daha yüksek. Ben bir anekdot anlatmak, hep emeklilerden bahsediyoruz. Hani emekliler yorgun, emeklilerin hayat üzerlerinden geçmiş ve şu anda yoksulluk sınırının çok çok altında. Bu arada o iki hafta önceki bir haberim, çok özür dileyerek böleyim. İki hafta önceki emeklilere 10 bin lira pazar desteği bu akşam yinelemiş. Tek maaşla geçinen emeklilere hane başına yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacakları söylemiş. Ayrıca halk ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde bir ekmek alma hakkı verecekmiş emeklilere. Evet. Yani emekliler için üzücü bir şey bu. Hani evet. Sonuç itibariyle ama yani tabii emeklilerin çok acı bir problemi var ama bunun dışında toplum kesimlerinin hepsi benzer problemleri yaşıyor. Yani hep rakamlarla konuşuyoruz. Yüz binlerce genç üniversiteyi kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt olmuyor. Sırf ekonomik nedenlerle. Ya bir aile düşünün. Kendi çocuğunu yetiştiriyor, büyütüyor. En büyük hedefini bir eğitim alsın, üniversiteye gitsin diye kazanıyor o çocuk. Büyük şehirlerde kayıt olamıyor. Ya 600 binin üzerinde çocuk suça karışmış durumda ülkede. Şimdi gençlere bir anekdot anlatmak istiyorum. İTÜ'de biliyorsunuz bir gencimiz, uzay bilimleri mezunu bir gencimiz intihar etmişti. Ve ondan sonra da orada işsiz kaldığı için bir restoranda çalışmak zorundaydı, kafeteryada. Sohbet ediyoruz tabii gençlerle. Nedir durumunuz diye. Geçen hafta işte bir üniversitenin sosyoloji bölümünde seminer dersi veriyorum. Ve orada öğrencilere, şu hep gençlerle o iletişim çok önemli. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani bir anlatır mısınız dediğimizde çok ilginç. Büyük bir çoğunluğu yorgun hissediyoruz diyor. Yani hayat bizi çok yordu diyor. Bunu diyen gençler. Ya bu yani işte. 20-24 yaş arası gençler ki bırakın ülkeyi, dünyayı değiştirmek için enerji sahibi olması gereken yaşlar. Yorgun olmayanlar da yurt dışına gidiyor zaten. Aynen. Çok büyük bir bölümü yurt dışına gitmek istiyor. Ya bu anlamdaki bu ekonomik göstergeler, bu ekonomik iklimin seçim sonuçlarına etkisi olmaması mümkün değil. Özellikle bu, büyük şehirlerde. Büyük şehirler. Ama bu sefer onu söyleyeyim. Yalnızca büyük şehirler değil. Tam da oraya giriyordum. Anadolu'da da benzer bir şey söz konusu. Biliyorsunuz biz Mayıs seçimlerinde, 14 Mayıs seçimlerinde baktığımızda, ilk 30 büyük şehre baktığımızda Millet İttifakı seçimi kazanmıştı. Ama sonra devreye giren 50 tane nüfusu daha az olan yerde bir baktık işte Cumhur İttifakı, oradaki fark daha açık olduğu için öne geçti. Ama Anadolu'da bu yoksulluğu,
bu yoksunluğu hissetmeye başladı. Çünkü fiktif olarak işte ekonomik anlamda bir dönem bir bölüm Anadolu'da yaşayan insanlar hatta zenginleştiğini bile düşündüler. Oturduğum ev çok değerli oldu. Bindiğim araba çok değerli oldu. Fiyat anlamında fiyatı arttı diye. Ama bunun bir aldatmaca olduğunu, temel gıda maddelerine, ihtiyaç maddelerine gelen zamlarla artık onlar da o sıkıntıyı büyük şehirlere kadar yaşamaya başladılar. Tabii. Ve orada geç yaşamaların nedeni işte nispeten ev sahipliği oranının yüksek olması, kira denen işte bu hayat pahalılığının en büyük göstergelerinden biri olan kira gibi şeylerin sorunlu olmaması ve gündelik yaşam pratiklerinde büyük şehirlere göre daha az harcama kalemi var. Ya bunlar doğal. Aslında öyle ama, de değil. İzleyicilerimiz yazıyor. Tabii sizin araştırmanıza saygı duyuyorum ama izleyicilerimiz de mesela şunu yazıyorlar. Neden sadece İstanbul özelinde konuşuyorsunuz ki? Yani şu an biz de hissediyoruz bu yüksek enflasyonu. Bizim tabii. için de çok ağır. Ya, ve yok. Dolayısıyla biz de çok fazla aslında Cumhurbaşkanı'nın mitinglerinden kaçıyor halk ya. Bugün görüyorsunuz yani sokaklar. İzmir'de falan zaten. Geriye çekiliyorlar. Buyurun. Tabii ben de onu anlatıyordum. Yani evet bir dönem daha geç yansıdı Anadolu'ya. Doğrudur. Ya bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı hani gündelik yaşam pratiğinde harcama kalemleri farklı. Ama şu anda temel gıda maddeleri, temel ihtiyaç maddeleri o kadar zamlandı ki insanlar hem de onun dışında üretimle ilgili, tarımla ilgili girdiler de çok fazla arttı. Ki döviz kurlarında demin Müslüm Bey'in belirttiği sıçramalar gerçekleşirse yaşam çok daha zorlaşacak. Elbette oralarda da zorluk başladı ve ben Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin orada da ciddi bir oy kaybına uğrayacağını düşünüyorum. Yani o metropollerdeki oy kaybından daha fazla bir oy kaybını ben de Anadolu'da bekliyorum. Aslında en güvenli yer orası değil mi? Malatya'da, tabii. Urfa'da neler yaşandı? Çünkü son seçime baktığımızda Elazığ'da. Üç şehirde Kılıçdaroğlu orada çıkmıştı. Tabii evet Malatya, Urfa, Elazığ. Urfa. Yani bu anlamda bir de seçmenden ya Urfa il başkanı yuhlanabiliyor. İşte Elazığ'da yaşananlar belli, Malatya'da yaşananlar belli ve orada Cumhur İttifakı'ndan kaçan bir seçmen kitlesi var. Belki bugüne kadar idare edebilirler bunu. Ama bundan sonra idare edebilme şansları çok zor. Çünkü yine ilk sorununuz ne dediğimizde ne kadar işte beka dense, işte terör dense, kandil dense bir de veya işte dış politikayla ilgili argümanlar dense bile insanlara sorduğumuzda en önemli problemin ne diye %80'in üzerinde hayat pahalılığı, zamlar, enflasyon. Artık belimizi büktü, kımıldayacak halimiz kalmadı diyorlar. Ve bu toplumsal ruh sağlığını da bozuyor. Bunu hep tabii, ben kesinlikle. Söylemeye çalışıyorum. Daha önce de yayınlarda söylemiştim. İşte 47 milyonlar olan, işte 2017'ye kadar 47 milyon antidepresan, depresan kutu sayısı varken bu pandemiyle beraber, sonra ekonomik krizle beraber nüfusa paralel artması gereken rakam 5-5 arttı. Ve şu anda en son rakam 65 milyon kutuya çıktı. Yani insanlar mutsuz, insanlar çözümü antidepresanlarda ilaç alıyor. Sadece ekonomimiz değil, mesela simitçiler gibi marketlerle de anlaşma yaptılar bu hafta. Çok yani kısaca toparlayalım, kapatmam gerekiyor. O kadar enteresan ki yani marketçilerle bir araya gelerek, gıda satıcılarıyla bir araya gelerek bu et fiyatlarını hiç değilse bayrama kadar seçim, sonuna kadar. Seçim sonuna kadar belli bir rakamda 340 lira gibi tabii, tutmaya çalışıyor. Saygı Öztürk konuşmuştu. Seçimden evet. sonra Sözcü Medya Ankara temsilcisi Saygı Öztürk konuşmuştu. Bakan demiş ki seçimden sonra zam yapması mümkün. Fiyatları sabitliyorlar. Bir veri daha söyleyeyim. O yüzden Nisan'da enflasyon patlar. Bir veri daha söyleyeyim. İnsanlara stres düzeylerini soruyoruz. Türkiye'de kendini stressiz hisseden yalnızca %5. Onun dışında %95'i az, orta ve yoğun olmak üzere kendini stresli hissediyor. Üçüncü sayfa haberleri, kadın cinayetleri, trafikte, maalesef. Terörü, evet. Bütün bunların nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Peki. Konuklarıma evet. çok teşekkür ediyorum.